Merhaba arkadaşlar, Karadev kanalına hoş geldiniz. Yalnız daha serimize devam ediyoruz. En son insan şehrine devam ediyorduk arkadaşlar. Bu bölüm insan şehrine devam etmeyeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi bayağı ilerledim ama fazla göstermeyeceğim arkadaşlar. Daha yaptığım işler var. Tamamladıktan sonra size gösteririm ama bayağı ilerledim ya. Bir sürü şey yaptım. Sadece bu dışta görünen işte de bir şeyler yaptım arkadaşlar. Gelecek bölüm gösteririm. Bu bölüm amacımız lambaları bulmak. Bir iki daha işim var. Önce bir lambaları bulalım. İleride bir tane dağ vardı ya. Bir tane köyün yanında dağ vardı ya. Onun üstünde bir iki tane lama vardı. Yanımda ip var. Önce bir lambaları toplayalım. Bizim farm yaptığımız yerler vardı ya. Orada onlara ev yapacağız. Umarım oha direkt bulduk, güzel. Lama varmış buralarda demek ki. Ama burada ne alaka? Bir tane bulduk burada. Çok güzel. Sen gel bakayım, beni takip et. Seni götüreceğiz de. Senin burada ne işin var ya? Tepenin üzerinde vardı. Oo, çok iyi, çok iyi. Bayağı lama var ya. Ne oluyor lan? Niye takip etmedin sen beni? Gel bakalım. Niye beni takip etmiyorsun? Mecbur takip etmek zorundasın. He, fazla uzaklaştığım için lamanın ipi koptu herhalde. Arkadaşlar, insan şehrini de fazla göstermemeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Gelecek bölümün sürprizi olsun. Sürprizi fazla bozmak istemiyorum. Tepeye çıkmam lazım da nasıl çıkacağım ya? Bu arada şöyle bir özelliği var lamaların. Lamaların hepsini şey yapmak gerekmiyor. Bir tanesini alsak hepsi peşinden geliyor. Şuradan çıkmam gerekiyor ya. Lamaları kaybetmeden ne yapıyorsun ya? Hadi hızlı ol biraz. Güzel, bayağı takip ediyor ya. Güzel bir özellik. Daha önce neden lamaları toplamadığımla ilgili bir şey söylemek gerekirse pişmanım. Başka bir şey demiyorum. Diğeri nerede? Ya seni lanet olası lamba. Ha bak, aslında var ya, şurada bir çıkış var. Güzel yer bulmuşsunuz. Mantıklı. Zeki hayvanlar. Başka lama var mı? Hiçbir fikrim yok da iki tane buldum. Daha başka yerlere de gideceğiz lama bulabilmek için. Oğlum bu ne kadar güzel bir tepeymiş lan. Bu arada ben daha önce buraya geldiğimi pek hatırlamıyorum ya. Tam şuraya. Şuralarda çok dolandık da zamanında. Tam tepenin üzerine bakmak istiyorum. Burada. Aa süper, bir tane lama. Ya bak, sen beni niye sinirlendiriyorsun arkadaş? Adamın sinirini bozma, beni takip et. Güzel, aşağıda bir tane var. O da bizi takip edecek. Güzel, kervana katıldılar. Gayet iyi. Oo, burada bir tane daha var ama bu sıkışmış buraya sanki. Hadi gel bakalım sen. Heh, bizi gördü. Çok iyi. Kaç kişi olduk? 4. Oğlum bildiğim var ya. Göç eder gibiyiz ya. Güzel. Bayağı iyi takip ediyorlarmış aslında. Şöyle bakmak istiyorum. Efsane ya. Gerçekten de. Bu arada lamaların çoğunu topladık. Galiba başka lama yok burada. Artık gidelim ya. Artık eve dönme zamanı geldi. 4 tane. Gayet yeterli. Zaten diğer taraflarda da lamalar var arkadaşlar. Sağdan soldan lama toplamak biraz tahmin ettiğimden uzun sürecek gibi görünüyor. Baksana da ya, bunları burada köpek varmış. Vay. Ne yapıyor lan bu? Nereye koşuyor? Psikopat gibi. Biz koşalım ya. Biz şöyle bir bakalım. Biz böyle koşunca ipimiz kopmuyor değil mi? Bakayım. Aynen. Bizim dağ var ya. Dağın üstüne de çıkmam gerekecek. Orada da lamalar vardı. Bizim dağın üstünde de vardı da şeyde de vardı. Dağın arkasında da vardı. Bir iki tane gördüğümü hatırlıyorum. Farklı renkte lamaları da bulsak iyi olacak. Bu arada gereken malzemelerin çoğunu aldım üstüme. Lamalar için ev falan yapacağız ya arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı koşsam ip kopar mı acaba? Onu bir denemek istiyorum. Yok lan, ip kopmuyor. Geride kalmadıkları sürece problem değil. Galiba. Ya bizim şu dağın üzerinde de bir iki tane gördüğümü hatırlıyorum da. Oraya işte girmek mesele ya. Oğlum bu ne lan, zombiler direkt çıktı şuradan. Biz uzayalım buradan. Dağın arkasındakilerden alırım. Belki buradakileri de alabilirim. Belli olmaz arkadaşlar. Böyle siyah renk olsa kahverengi. Siyah ve kahverengi gördüm, hatırlıyorum. Bir de beyaz. Başka renkte gördüm. Bak. Aynı giden yoldan, güzel. Sudan geçmiyorlar. Ya çok hoşuma gitti bu lamalar var ya. Tam buraların üzerinde lamalar vardı diye hatırlıyorum. Bir iki tane farklı renkte olsa iyi olur. Ama burada aa, ulli be, bir tane kahverengi gördüm. İşte bu.
Gayet iyi. Bizim gruba dahil edelim şu kahverengiyi. Başka var mı etrafta? Gel bakalım. Kervanımıza katılıyor musun? Ne yapıyorsun? Niye katılmıyor? Ama bu bayağı güzelmiş ya. Aa bak geliyor. Geliyor. Güzel. Kervanımıza katıldı. Değil mi? Aynen. Kaç? 5 kişi olduk. İleride bir iki tane daha vardır diye düşünüyorum. Şöyle bir tepeden bakayım ya. Gözden kaçırdığım lama varsa. Yok gibi. İleriye gideceğiz. Orada bir lama. Oley be. Bir tane daha. Bir tane daha. Güzel. Ah! Kaybettik ya. Bir dakika. Sen niye beni bıraktın? Lanet olası. Bu şekilde de galiba ipi aynı. Güzel. Gidebiliriz. Bir tane ip kayboldu. Önemli değil ya. Zaten bunları bir tanesine bile bağlamak yeterli oluyor. Bunlar gruba katılıyor değil mi? Aynen. Sen de katıl bakalım. Dostum şurada bir tane daha gördüm. Gayet güzel. Galiba ben ilerledikçe onlar arkadan katılıyorlar değil mi? Oo şurada bir tane var. Onun bayağı varmış burada lama ya. Var ya biz bayağı çok büyük bir kervan kurduk resmen. Ben buradan böyle devam edeyim. Geliyor mu? Geliyor. Süper. Bayağı şey olduk ya. Acayip kalabalık olduk. Artık eve gidelim bence. Burada var mı başka? Yani. Aa bak şurada. O ne lan? Koyun mu? Galiba koyun ya. Şurada bir şey gördüm de. Koyun olduğunu düşünüyorum. 2, 4, 6... Kaç tane var lan burada? 2, 4, 6, 8, 9. Aa harbiden şu koyunmuş ya. Az önce gördüğüm vardı ya koyunmuş. Şu kahverengi olanı kahverengi lama zannetmiştim. Güzel sorun çıkmadan yürüdük de geri kalan nerede? Geliyorlar mı? Aynen aynen geliyorlar güzel. Kaybetmeyelim onları da. Süper hepsi geldi. Demek ki düzgün bir yoldan geçince geliyorlarmış. Şuradan yandan geçtik mi? Kolayca. Farmlarımızın oraya gidebiliriz. Bu arada hatırladınız mı bu adayı? Bayağı uğraştırmıştı yaparken. Üstündeki sarmaşıklar büyüyünce daha güzel gözüküyor ya. Baksanıza adaya. Efsane gözüküyor. Biz şuradan gidersek rahat bir yoldan. Biz zorlanmadan evimize gideceğiz. Bu arada oha lan şurada yunus var lan bir tane. Yok artık. Burada bir tane yunus spawn olmuş. Oha. Görüyor musunuz? Ne yapıyor lan burada atlıyor. Şansa bak. İstesen olmaz böyle bir şey. Vay be. Bu arada denizden tamamen bağımsız bir ada. Geldik gibi hepsi tam mı? Oley be. Çok iyi ya. Rahat bir şekilde buraya gelebildik sonunda. Şuraya bunların şunu bağlayayım buraya. Bu burada takılsın şimdilik. Aynen. O burada olduğu sürece diğerleri de gitmeyecek herhalde. Sayı tam mı ya? 2, 4, 6, 8, 9. Tam. Bir tane de kahverengi. Siyah olsaydı iyi olurdu. Aslında çiftleştirerek siyah bulabiliriz. Bu arada arkadaşlar ben bunu video içinde göstermemiştim. Video dışı balık farmını yapmıştım. Bayağı otomatik bir sağlam bir farm. Buna da bir şeyler yapabiliriz. Biraz yolu uzatayım ya. Bu arada arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Bir arkadaş hatta bir arkadaş değil birkaç arkadaş yorumlarda yazmışlar. Sen bu kadar şeyi bilmem insan şehrini yalnızlığa her şeyi game moddan yapmışsın demişlerdi. Ne oluyor lan eskiden böyle yazınca oluyordu. Şu anda ya bu güncellemeler var ya neyse arkadaşlar game moddan yapmadığımı kanıtlamak için bunu yap. Görüyorsunuz bunu yazınca kabul etmiyor hiçbir şekilde. Çünkü ben bu seriye başladığımda hileleri her şeyi kapatmıştım. Bu arada şuradan güzel bir yol çekebilirim şuraya. Gayet iyi bu şekilde. Güzel. Bunu değil de şey yapalım. Biz lamalara güzel bir ev yapmamız gerekiyor. Şimdi bunların hepsini çevir. Hepsini çevirelim. Hatta biraz daha. Herhalde bu kadar yeterli olur. Bunların da hepsini kapıya çevireceğiz. Gayet iyi. Şimdi bizim lamalara güzel bir yer yapmam gerekiyor ama arada fark olacak. Birkaç blok. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu kadar
fark yeter de artar. Ben üstüne bir yapı yapacağım için bunun üstüne birazdan bir yapı yapabilirim. Hatta şuna da bir bakayım ya. 1, 2, 3, 4. 4 blok arada fark varmış. 1, 2, 3, 4. Aynen doğru yapmışım zaten ya. Şimdi benim yapacağım şey lamalara küçük minik bir ev yapmak. Aynen bu şekilde. Gayet iyi. Yani böyle aslında toplu bir şekilde hepsini bir yere de koyabilirim de. Böyle yapmak daha mantıklı geldi bana. Buralara da kapıları koyarız. Kapılar yetmeyecek ya. Şu orman ağacından. Ulan burada da orman yeri yok ki ya. Pardon, koyun meşe ağacıymış ya. Koyun meşe ağacından. Neyse, biz onu sonra hallederiz. Bu şekilde yapmayı düşünüyorum şimdilik. Ya bence böyle daha mantıklı geldi bana ya. Hatta ikisini bir yere koyalım. Aynen böyle de hem de yeter. Yani mantıklı. Bir blok arada fark var. Şuradan bir blok. Şuradan iki blok. Gayet iyi. Orantılı şekilde oluyor. Arada iki blok şeklinde. 2-2 koysak. 2-4 falan. Birini ben birazdan halledeceğim bunu. Kolay iş bu ya. Bence böyle çok güzel oldu. Ben beğendim ya. Gayet iyi. Zaten lamaların sayısının çok olmasının da bir anlamı yok. Orantılı. Gayet iyi. Kapılar da etti. Tam istediğim bir şey de. Aynen öyle ya. Ve şunları kırıp buraya taş koyalım. Bu arada şu kazmayı kontrol etmek acayip zor ya. Şuraya da blok yapsam mı yoksa şuraya da taş koysam mı onu düşünüyorum şu anda. Yani bence böyle daha güzel, aynen. Taş kesinlikle koymam gerekiyor. Şimdi asıl iki tanesini koyunca kötü görünecek mi onu merak ediyorum ben. Ya bayağı iyi oldu ya. Ben tahmin ettiğimden aslında benim aklımdaki fikir bir yer yapıp hepsini bir yere koymak da böyle daha şekil ve daha mantıklı gibi. Senin iki tanesini alalım. Biz iki tanesini alınca hepsi gelecek değil mi ya? O da var şimdi. Sen gel bakalım. Oha, sen çık. Sen dışarı çık. Aynen, ikisini kapattık buraya. Gayet iyi. Böyle böyle kapatacağız bunları buralara. Farklı renkte lamalar yapınca tabii ki de değiştireceğim. Hepsini beyaz koymayacağım. İkisi içeride sırıtmıyor bence ya, o kadar. Gel bakalım. Sen de gel buraya. Bunların birbirlerini takip etmesi şu anda bir sinir bozucu oldu. Yalan yok yani. Tamam, bu ikisi girdi içeri. Sonunda ya. Aslında bir tanesi fazla gibi. Bunları böyle ite ite böyle daha rahat koyuluyor ya. Diğer şekilde birbirlerini takip ettikleri için zor oluyor içeri koymak. Böyle daha iyi. Ver içeride dur bakalım. Ve siz ikinizi. Bunları aslında var ya, çiftleştiririm de ben. Bunları çiftleştirince belki siyah renk verir bana. Siyah renk verirse çok iyi olur. Bunların başka hangi renk var? Siyah var. Kahverengi var. Beyaz, krem rengi bir şey var. İçeri gir lan artık. Süper. İşte bu. Bunu öldüreceğim. Yapacak bir şey yok. Sana yer yok lanet olası. Bu kadar da beyaza gerek yok zaten. Bu arada tükürme şeyini de göstereyim. Görüyor musunuz? Ve lamalarımıza güzel bir ev yaptığımıza göre benim biraz saman almam gerekiyor. Bizim tarlada olması gerekiyordu. Biraz hasat etmiştim bir ara. Ama aldım mı almadım mı hatırlamıyorum. Hepsini aldığımı emin değilim yani. Bir bakmam gerekiyor. Umarım mı almamışım. Hadi be, hepsini almışım. Evet, olası şey. Çok kötü oldu. Var mıdır acaba burada biraz? Olmuş var mı bari? Ya bir tanesi olsun bari ya. Arkadaş var ya. Şaka gibisin ya. Kemik. Aslında var ya, kemik olsa birkaç tane. Bu arada burada bayağı çit varmış lan. Ben hangi yere koydum bu malzemeleri? Aa, burada ip de varmış. Ben boşa yapmışım lan ipleri. Burada her şey varmış zaten. Neyse. Aslında var ya, birkaç tane iskelet öldürebilirim. Gece oldu ya. Benim avantajım olabilir bu. Şunu kıralım. Gereksiz bir şekilde duruyor burada. Lamalarımıza bence güzel bir yer yaptık. Şöyle basit bir yer yapmak yerine çiftli şekilde buralara koymak daha mantıklı sanki. Aa, bu arada arkadaşlar şu elmas kazmayı söylemeyi unuttum. Ben bu elmas kazmayla insan şehrini yaparken
kare taşlarını toparlayabilmek için ipeksi dokunuş var ya arkadaşlar bunda. Tamiri bastım köylüleri kullanarak. Bunu kullanıyorum, bitmeye yakın gidip tamir ediyorum XP ile. Yani bu şekilde sürekli kullanıyoruz, bitmiyor. Diğer şekilde çok elmasımız gidiyor. Bu arada elmasım da kalmadı zaten. Bu arada geceliğin ne kadar güzelmiş lan burada. Bizim orada o kadar güzel gece yok ya diğer tarafta. Vay çiçek tarlaların. Neyse şimdi yatalım. Eğer iskelet çıkarsa etraftan. İskeletler yanarak. Gayet iyi. Şurada birkaç şey yanıyor. Zombi mi onlar? Aynen. Zombi. Aha iskelet. Bundan bir iki tane kemik alsam. Çok işime yarar. Sakin ol kovboy. Tamam hop geber. Verdi mi? Ay senin. Bu arada bizim bunlarda yün var değil mi? Aynen ben biriktirmiştim. Hepsinde var. Güzel. Birazdan lamalarımızı giydireceğiz. O çok önemli ama önce bir... Ya neyse onu çoğaltma işini sonraya bırakayım ya. Oo aslında var ya bir iki tane olmuş orada. Bir tanecik daha olsa kesinlikle işimi yürür. Bu arada biz lamalarımızı giydirme şeyine geçelim. Hepsinden birer tane alayım. Mesela beyaz. Kaç taneyle ince yün var ya onunla halı yün mü diyorlardı ne diyorlardı. Onları lamaya giydirince böyle mi oluyor? Aa bak bu şekilde. İki tane yeterli. Beyaz. Tamam o zaman bütün malzemelerden iki tane alacağız. Her renkten iki tane. Burada kaç tane cins var ya emin değilim de. Ben malzemeleri toparlayayım arkadaşlar. Aa yok neyse ki makas var ve koyun var. Bir tanesinden iki tane çıkar mı? Oo adamsın. Oo bayağı renk var ya. Bence lamalar yetmez yani. Lamalara fazla bile gelebilir. Kesinlikle ya bir. Ha ben bundan bir tane mi aldım maviden? Farkında olmadım ya. Ver bakalım bir tane daha. Hepsinden ikişer değil mi? Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oo fazlaymış. Ama deneyeceğim yine de. Ben bunları evcilleştirmedim bu arada. Değil mi? Aynen. Bunları tek tek evcilleştirmem de gerekecek. Biraz uğraştıracak ama yapacak bir şey yok. Ha pardon ya ben şey yapacaktım. Beğenmediğim oldu mu değiştiririm. En çok beğendiklerimi halı giydireceğim. Hepsini çevirdik. Şimdi benim bunları evcilleştirip ha boş elleydi değil mi? Aynen. Şöyle. Hadi evcilleş. Hadi dostum. Lanet olası. Biraz uğraştıracak. Ben bunların hepsini evcilleştirip öyle döneceğim. Sonunda hepsini evcilleştirdim. Lan evcilleştirme işi de bayağı uzun sürüyormuş. Şimdi ilk. Bu arada biz bunlara biniyoruz da kontrol edemiyoruz galiba bildiğim kadarıyla. İlk seni. Vay. Harbiden iyi duruyormuş lan. Beyaza beyaz koymak hiç mantıklı değil. Bakalım nasıl duracak. Oo bu iyi duruyormuş. Sen de kahverengi durabilir. Dur bir merak ediyorum. Uf, çok iyi duruyormuş ya. Sen de kırmızı dursun bence. Dostum seni kontrol edemiyorum değil mi? Aynen. Sadece bunu giydiriyor. Şekil duruyorsun. Bu ne ya? Bayağı iyi duruyormuş. Mesela siyah. Oo çok iyi. Çok iyi. Hayvanlar sağlam görünüyor harbiden de. Beyaz değil de size. Beyazı fazla beğenmedim. Pembe. Oo, bu ne kadar çirkin bir renk lan. Harbiden bu kadar çirkin bir renk görmedim ben ya. Bu ne ya? Çikolata gibi bir şey oldu. Ama o kadar kötü değilmiş ya buradan bakınca. Neyse o dursun bakalım onun üzerinde. Sarı. Fena değil sarı. Sarı değil de mavi nasıl duracak acaba? Maviyi merak ediyordum. Oo bu çok iyi durdu ya. Baksanıza şuna. Vay. Tepesinde kafasının üstü bayağı değişik duruyor ya. Şöyle yandan bakalım. Gayet sağlam duruyor. Şimdi dostum size moru bir deneyelim. Oo. Aa Enderman gözü var. Vay bak bunlarda desen de yapmışlar. Görüyor musunuz? Enderman gözü var morun üzerinde. İyiymiş. Moru bayıldım. Oha. Bu ne? Gözlüklü mü? Ciddi misin? Bu ne lan? Süper kahraman gibi bir şeyi var şurada boynun üzerinde. Bu ikisi çok iyi duruyor. Hepsini denemiş miydik? Gri denememişim. Gri deymiş. Denemediğim diğer renkleri de bir denemek istiyorum bunun üzerinde. Bence bunu onda denesem daha iyidir. Bu değil de sarı.
Sarıyı denedik zaten. Değil mi? Aynen. Sarı değil de başka turuncu, bir de turuncuyu denememiştik. Turuncu da fena durmuyor aslında. Bir de gri var. Bence gri efsane duruyor ya. Gri daha iyi duruyor bunda. Gri kalsın. Bakalım bu farklı olanı hangi rengi şey yapsak. Hangisi gider? Kırmızıymış ama. Şuradaki kırmızı zaten galiba. Bunda kırmızıyı bayağı iyi durdu ya. Sen kırmızısın değil mi? Aynen. Sana nasıl bir renk koysak? Oo, bayağı iyi durdu bunda. Oğlum buna her renk gidiyormuş ya. Kahverengi yok. Kahverengi olmadı. Kendi rengi ya. Bence beyaz, en iyi beyaz gitti. Değil mi? Aynen. Süper duruyor. Tam bunların hepsine bayağı iyiymiş lan bunlar. Bu arada seni pembeyi morla değiştirsem daha iyidir. Kesinlikle mor daha iyi. Pembeye göre. Saman büyümüştür. Onlardan alalım bir tane. Bu bayağı da var ya. Bunlar kesinlikle benim işimi görecektir. Baksanıza ya. Bu lambalar efsane duruyor. Özellikle şu var ya, tipe bak ya. Bu nasıl bir tip? Çok güzel duruyormuş ama ya. Şimdi ben sizi zaman kaybetmeden böyle değil de böyle miydi? Neyse ya, bu önemli değil. Ben daha sonra bunu halledeceğim. Biz diğer işimize dönelim. Balık. Arkadaşlar bunun üstüne bir tane balık resmi yapacağım. Şu anda bakınca çok basit, kullanışlı bir balık farmı ama çok basit duruyor yani. Güzel gösterecek bakınca direkt balık farmı olduğunu anlamam gerekiyor. Arkadaşlar sonunda bir tane balık yaptım ama ne kadar çirkin bir şey yaptım ya. Şu anda fark ettim. Şu anda da değil de. Yani ben bu balığı araştırıp yapsam daha iyi olur. Gelecek benim adam akıllı bir balık yaparım arkadaşlar. Çok çirkin oldu ya. Neyse, ben gelecek benim güzel bir balık yapmış halde görürsünüz. Lambalarımızla bölümü bitirelim arkadaşlar. Bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Eğer önerileriniz varsa yorumlara yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Güle güle.